Reklamlar sonrasında yeni saatimize girdik. Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Düşmese bari ya. 7500 artı KDV. Ya video çekiyorlar bana sürekli dinleyicilerimiz. 4-5 aydır falan video da çekmiyoruz değil mi? Ama şuraya bir kamera sistemi koymak lazım. Mesut Bey dinliyorsa bizi, özellikle şu anda sevgili gelen yayın yönetmenimiz Mesut Bey. Devam edelim, haberlerimiz var, çok ilginç haberler var. Malumunuz günümüz teknoloji çağı ve mesajlaşma, normal SMS kullanmıyorsunuz. Yani WhatsApp, Facebook mesajlaşma uygulamaları vesaire ve insanlar artık emojilerle anlaşmaya başladı. Yani her duyguyu ifade edebilecek bir emoji var. Ve emoji kullanmayı sevenler için güzel bir haberimiz var. 230 tane yeni ifadenin daha ekleneceği açıklanmış. 230 tane baba. Daha diğerlerini keşfedemedik. Ama benim en çok sevdiğim bir gülen kakao var, biliyor musunuz? Biz ona gülen kakao diyoruz. Gülen kakao ama... Çikolata da olabilir artık, ne derseniz. Unicode'un resmen onaylaması ile 200'den fazla sayıda emojinin bu yıl içinde kullanıcılara buluşacağı açıklanmış ki emoji arama motoru bu yeni ifadelerinin hepsini yayınlanmış. Engellilere yönelik de emojiler var. Bak bu güzel. Başka bize göre bir şey yok mu? Hani böyle pala bıyıklı abiler falan. Ne bileyim, bence olması lazım ya. Apple'ın iOS ve Google'ın Android işletim sistemlerini yenilemek için yaptığı büyük güncellemelere dahil edilebilecekmiş. Yeni emojiler Eylül-Ekim aylarında geri. Çok geçmiş ya. O kadar bekleyemeyiz. Peki. Şimdi 2018 yılına ait bir şarkı. Kakao değil o. Gülen kakao. O yani sen bilmiyorsun Canan. Bu arada hani böyle dua olarak var ya. Dua, herkesin dua zannettiği şu emoji var ya, biliyorsunuz. O aslında çak bir beşlik o. Gerçi o gülen kakao başka bir şey yazınca çıkıyor ama. Neyse, ne yapıyorsun kız, hoş geldin. Ay ben çay alacaktım, bak unuttum ya. Gene geldi şarkı bak. İşte de kaynamadı. Rusya'dan bir haber var. Seviyorum ya. Rusya'dan ilginç haberler daha çok çıkıyor. Yani ne bileyim, yani yapı itibariyle olsa gerek diye tahmin ediyorum. Hoş buldum, iyiyim, sen ne yapıyorsun demiş Canan. Ne yapacaksın? İşte geldik, çayımızı çorbamızı almadık. Kahve içtim az önce. Bakın bursadabugün.com. Yani kupalarımız da bu şekilde. Zenginiz kızım. Yani bu hafta işimiz çok zor demiş Suat abimiz. Ama bir de yenersek süper olur diyor. Sence bu söylediğine inanıyor musun Suat abi? Yani ya tamam, keşke olsa, keşke yense, keşke Bursaspor'un durumu diğer takımlardan daha da iyi olsa, ilk 5'in içinde olsak, süper transferler yapsak, ne bileyim çalışanların borçları ödense, futbolcular paralarını alsa, benim maaşım 2 katına çıksa, yani bunları istemez miyiz yani? Bunları isteriz tabii ki canı gönüller ama yapacak bir şey yok. Bir de Mete Kalkavan'ı vermişler. Hadi bakalım, selamun aleyküm Mete Kalkavan. Yani İstanbul takımıyla maç yapıyorsun ve İstanbul bölgesi Süper Lig hakemi Mete Kalkavan Beşiktaş Bursa Spor maçına atanmış. Biz de yedik. Ankara Gücü'nün bir açıklaması var dün, sosyal medyadan ve resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklama. Bununla ilgili habere ulaşabilirsek hemen. Yani lütfen yani. Bursaspor.x.com. Bir de Bursa'da bugün var tabii. Ankara Gücü Spor Kulübü bu haftaki maçı yönetecek Suat Aslanboğa ve yardımcılarına adil yönetim istiyoruz başlığı ile mesaj göndermiş. Uzunca bir yazı, çok da bahsetmek istemiyorum ama dün yine sosyal medya üzerinden sevgili Şerif abimiz, selamlar, kulakları çınlasın, dinlemez gerçi beni. Hani sosyal medyada konuştuğu insanın ben olduğumu fark etmemiştir o. Bursa Spor'dan yola çıkarak bir de böyle deneyelim diye bir kinaye yayınladı ki bu da hakikaten çok hoşuma gitti. Sizlere de ileteceğim bunu. Her sene Bursa Spor Beşiktaş ve Beşiktaş Bursa Spor maçlarına Süper Lig'de maçlar yöneten başka bir sürü hakem varken Bursa bölgesi hakemi ve Bursa Sporlu olduğu bilinen Arda kardeşler veriliyor. Bütün takdir haklarını Bursa Spor'dan yana kullanıyor. Yıllardır her maç Beşiktaş mağdur ediliyor ve her maçı bu yüzden kaybediyor. Bu atama artık manidar değil çünkü gelenek haline geldi. Yıllar Bursa Sporu ve Anadolu takımlarını kayıran Bursalı ve Bursa Sporlu TFF ve MHK olmaz değil mi? Başkanlarını kınıyoruz. Buradan Beşiktaş başkanına bir kez olsun iş işten geçmeden yıllardır yapılan bu haksızlığın karşısında sesini çıkarmasını, itiraz etmesini ve dik duruş sergilemesini istiyoruz. Gerekirse maça geç çıkılsın ya. Artık yeter be! Bunu yapamıyorsa Beşiktaş başkanı istifa etmeli. Bursa Spor'un İstanbul takımlarıyla oynadığı bütün maçlara Bursalı hakemler veriliyor. Ya siz öyle zannediyorsunuz.
Abartalım biraz daha durumu. O zaman İstanbul takımlarının maçlarına da İstanbul bölgesi hakemi verilsin. Ayrıca diğer İstanbul takımlarına da çağrı yapılmalı ve birlik beraberlik içinde hareket edilmeli. İstanbul takımlarına 50 senedir yapılan bu haksızlıklar, adaletsizlikler, çifte standartlar sona ermeli. Federasyon ve Merkez Hakem Komitesi başkanlarını istifaya davet etmeliler. İstanbul kulüplerinin taraftarları hep birlikte toplanarak yürüyüş düzenlesinler. Acayip bir kinaye olmuş. Devam ediyor, dur, uzunca da yazmış abimiz ya. Dört büyükler diye tabir edilen Bursaspor, Trabzonspor, Ankara Gücü, Göztepe ve diğer Anadolu takımları artık kayrılmamalı. Kayrılmamalı. Söyleyemedim ki. Biz de bu ilkenin takımıyız. İstanbul takımları olarak eşit rekabet ortamı ve şartları olan adaletli ve temiz bir lig istiyoruz demiş. Şimdi hocam tamamen tesadüf yani Bursa güzel bir kinaye olmuş. Peki devam edelim, şimdi ne dinleyeceğiz? Sevgili Ayhan, kulakları çınlasın. Rumeli Ayhan, o da Bursa'mızdan, Yeşil Bursa diye. Tüm Bursa sporlara da armağan edelim. Tüm Bursa'ya da armağanımız olsun bu Rumeli şarkısı. Yeşil Bursa derken burada da kinaye yapıyoruz.